Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 75. ölüm yıl dönümünü anmaktayız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bugün değerli arkadaşlar, bugün bundan bir önce 13 sene burada belediye başkanlığı yapmış olan Sayın Ali Aslan Kılıç, kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığını açıklamak üzere burada bulunmaktadır. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Görüş ve düşünceleri kendisine bu yolda. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben dosyayı size takdim edeyim. Vatandaşa buradan konuşmayalım da balkondan konuşalım. Tamam. Vatandaşa daha yakın olalım. Çünkü bizi buraya getiren vatandaşlar. Başkan, dosyayı verirken bir fotoğraf alalım başkanım. Hamdi otur, otur amca. Barış, Barış azıcık geri. Başkan buraya. Başkan bu tarafa. Şu merdiveni de boşaltabilir miyiz? Çok değerli ilçe başkanım, ilçe teşkilatım, çok değerli gazeteci arkadaşlarım. Sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Buralarda bulunduğunuz için de bize bu desteği verdiğiniz için hepinize ben yürekten teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 75. ölüm yıldönümü. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle arıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle arıyorum. Değerli arkadaşlarım, bakın ben 10 sene burada belediye başkanlığı yaptım. Ben gücümü hep sizden aldım. Ben gücümü dolaylı yollardan, bir yerlerden hiç almadım. Onun için sizlerden gelen destek size yine burada arıyorum. Kilimliğe sahip çıktığı için hem sizlere hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne de teşekkür ediyorum. Bakın, sizi demektedir. Burada kilimliğe sahip çıkan genelde vatanına sahip çıkmış olur. Herkes kapısının önüne sahip çıkarsa bu vatana sahip çıkılır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum. Biz hep biriz, hep beraberiz. Ben özellikle şurada vurgulamak istiyorum. Benim üstüme birileri beton döktü. Birileri onu yaptı. Birileri benim üstümde bir sürü oyunlar oynadı. Yemedi, bakın yemedi. Niye yemedi biliyor musun? Bu millet onu yedirmedi onlara. Çünkü milletin önünde kimse duramaz. Milletin önünde kimse uzunmak yoktur. Milletler tıpkı rüzgara benzerler. Tıpkı yangına benzerler. Tıpkı sere benzerler. İnanın milletin önünde durmak devletlere bile zor gelir. Buyurun. İşte Mısır, işte Yemen, işte Tunus. Ne oldu? Oradaki milletten neler yaptılar gördünüz? Benim için de diyorlar, Ali intikam almaya gelecek. Arkadaşlar, ben denendim. Ben 13 sene belediye başkanlığı yaptım burada. Ben 3 sefer seçim kazandım. Kimden intikam aldım? İntikam benim işim değil. Kim? Nusret ve intikam aynı beyinde hizmetle beraber yürümez. Benim işim hizmet. Kimi başkan aldım? Benim için ise ben eksik kalan işlerimi yapacağım. Ben Gültepe'ye lafı bağlayacağım. Ben sahil yolunu bağlayacağım. Ben diğer kalan eksik işlerimi yapacağım. Ben onun için bu işe talibim. Ben koltuk sevdalısı hiç olmadım. Bakın ben koltuk sevdalısı olmadım. Ben millet sevdalısı oldum. Ben 24 saat bu milletin emrini oldum. 24 saat emrini olmaktan da ben milletin her zaman gurur duydum. Sizlerle beraber olmak benim için böyle bir
bizim çocuklarımıza bu kilimde ekmek var. Benim zamanımda 500 kişiye ben maaş veriyordum da. Şimdi buna niye maaş veriyorum? Çünkü insana değer vermiyorlar. Üreten bir belediye olacağız. Üreten bir belediye değil. Kilimliğe sahip çıkacağız. Hep beraber bunu yapacağız. Değerli arkadaşlarım. Aralarımızda zaman zaman gelecekte bizim birlik beraberliğimizi bozmak için bir sürü uğraşan insanlar olacak. Çünkü başka çareleri yok. İnsanlar 5 seneden beri bizde uğraştı. Yemedi, yemedi. Cenab-ı Allah onları yemeğine ulaştıramadı. Benim aday olamamam için birçok insan birçok yere uğraştı. Benim adlı yerde yaşadıklarımı ben bilirim. Ben bilirim ama Allah'ın izniyle ben yine oradan ak ve bak çıktım buraya geldim sizin karşınıza. Birileri tepkecekler, birileri şöyle böyle. Bakın, benim sebebim şu. Ben kimsenin burnunu kanamasını istemiyorum. Kimse benim için kimseyle de kötü olmasın. Eğer birisi birisiyle kötü olacaksa benim için ben kötü olana da öbürüne de acırım. Ben böyle biri değilim, bakın. Ben 13 sene burada belediye başkanlığı yaptım. Benim kimseye zulmü meziyetim oldu mu? Kimse öyle bir şey diyemez. Ama 24 saat ben bu milletin ömründe çizmeye bir ayağıma çektim. Onlarla beraber her şeyi yaptım. Niye? Ben oradan geliyorum. Ben bu sokaktan geldim. Ben bu sokaktan geldim. Ben bu memlekette sütçülük yaptım, suculuk yaptım, lastikçilik yaptım. Her şeyi yaptım. Ama sonunda bu millet beni muhtar yaptı, beni bir başkan yaptı. Onlara hizmet ettim. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Sizlere onun için teşekkür ediyorum. Minnettarım ben size. Bakın ben tüm siyasi partilerdeki aday adaylarına başarılar diliyorum. Ben de istiyorum biliyor musun? Tüm partiler kol kola şu caddedeki esnafı gezelim. Hep beraber olalım ya. Yarın da biz burada beraber olacağız. Yani birbirine kötülük edecek de ne olacak? Üç gün üst dünya. Onun için ben sizlerden istediğim şu. Herkes gayet sakin olacak. Gayet rahat olacak. Sonuçta biz bu seçimi aday olduğumuz zaman ben size daha da iyi açıklamaları yapacağım. Gerekeni de yapacağız. Gerekeni de yapacağız. Ben şimdi cenazemiz de var. Onun için sizleri böyle burada fazla tutup yolda kestik, trafik tıkandı. Onun için ben sizlerden af diliyorum. Yani daha fazla ben de çok doluyum. Daha fazla konuşabiliriz ama daha sonra bunları ortamda konuşacağız inşallah. Katılımlarınızdan dolayı ben sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir yalanda senin için sizlere yürekleriz. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aynen.